Şehrin Gecesi. Sevgili dinleyenlerimiz, hepinize merhaba. Bugün 23 Ekim 2017 Pazartesi gününü gösteriyor takvimler. Bizler her pazartesi akşamı Uğur Has Polat'ın sunduğu Forte programının ardından saatler 23.05'i gösterdiğinde sizleri bekliyoruz. Program yapımında Ahmet Fatih Ogan, teknik yönetimde Ali Sami Halıcı ve mikrofonda bendeniz Esra Ömeroğlu. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Saatler gece yarısından sonra 01'i gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız 444-2406, Facebook adresimiz Kent Radyo Ankara, Twitter adresimiz Ankara Kent Radyo. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam canlı yayında 2 saat boyunca stüdyo konuklarım Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamındaki Ankara'nın okul proje üreten okullarından, aslında sayılı okullarından birini ağırlayacağız. Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği projelerinden sorumlu müdür yardımcısı Sayın Okan Yakışan, Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği projelerinden, yurt dışı organizasyonundan sorumlu ve bilişim teknolojileri öğretmeni Sayın Naciye Ağca, Avrupa Birliği Erasmus Plus projeleri okul uygulamaları sorumlusu ve psikolojik danışman Sayın Yeter Akbıyık'la birlikte bu proje kapsamında yurt dışına gidecek olan öğrencimiz Sayın İlsu Öykü Ogan, dakikalar sonra sizlerle ve bizlerle birlikte olacak. Ama her zaman olduğu gibi ilk şarkımızı siz değerli dinleyicilerimize armağan edeceğim. Daha sonra canlı yayında stüdyo konuklarımla sohbetimiz başlayacak. Aleyna Tilki'yi dinliyoruz. Evet, son çalışması herhalde. Sen Olsan Bari. Thank you.
Sevgili dinleyenlerimiz 105.6 frekansında Kent Radyo Ankara'da Şehrin Gecesi kuşağında Ankara'nın içinden programı dakikalar önce başladı. Güzel bir şarkıyı dinledik ve bu akşam canlı yayında stüdyo konuklarım Ankara'nın önemli okullarından birini ağırlayacağız. Önemli olma sebeplerinden birisi de proje üreten okullarından birisi ki başarılı okullarından birisi. Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında. Bu akşam canlı yayında stüdyo konuklarım. Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği projelerinden sorumlu müdür yardımcısı Sayın Okan Yakışan. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği projelerinden yurt dışı organizasyonundan sorumlu ve bilişim teknolojileri öğretmeni Sayın Naciye Ağaca, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Avrupa Birliği Erasmus Plus projeleri okul uygulamaları sorumlusu ve psikolojik danışman Sayın Yeter Akbıyık, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bu proje kapsamında yurt dışına gidecek başarılı öğrencimiz Sayın İlsu Öykü Ogan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İsmin çok zor. Doğru telaffuz edebildim sonunda İlsu. Tebrik ediyorum ve öncelikle sizleri, hepinizi tebrik ediyorum. Ekibim adına bu saatte değerli dinleyicilerimize ve bizlere vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyor. Ve sizleri tanıyarak sohbetimize başlamak istiyorum. İzniniz olursa öncelikle müdür yardımcımız Sayın Okan Yakışan'la sizi tanıyarak başlayalım istiyorum sohbetimize. Buyurun. Evet, tekrar merhaba. Adım Okan, soyadım Yakışan. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 2000 yılında mezun oldum. 2009 yılında Atatürk Ortaokulu'na geldim müdür yardımcısı olarak. 2009 yılında projelere başladık ve işte iki projeyi bitirdik ve şu anda da 5 projemiz var. Bugüne kadar iyi ekiple çalıştık öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla. Müdür yardımcısı olarak projelerden sorumlu müdür yardımcısı olarak devam ediyorum. Teşekkür ediyorum ve hemen Yeter Hanım, sizi tanıyarak devam edelim. Yeter Akbıyık ben. Atatürk Ortaokulu psikolojik danışmanıyım. 2011 yılından beri Atatürk Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Geldiğim yıl başlayan proje serüveni 5 projeyle şu anda devam ediyor. Keyifliyiz çünkü çocuklarımızla birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor. Mutluyuz çünkü çocuklarımızı geliştiriyoruz. Çok da önemli bir işin sorumluluğunu da yürütüyorsunuz ekip olarak. Bu gerçekten çok önemli. Bu akşam bu projeyi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerini ve sizin okulunuz tarafından üretilen projeleri durumunu, hepsini detaylarıyla öğreneceğiz. Hı-hı. Şimdi hemen diğer stüdyo konuğum olan Sayın Naciye Hanım'ı da tanımak istiyoruz. Buyurun. Tekrar merhabalar. İsmim Naciye Ağaca. Öncelikle teşekkür ediyorum güzel davetiniz için. 2013 yılından beri Atatürk Ortaokulu'nda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda hocalarımla birlikte bu projelerde görev aldık ve sorumluluğumuzu yürütmeye devam ediyoruz. Bu yıl 5 projeyle de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok da güzel başarıyorsunuz ve hemen bu yıl projeler kapsamında yurt dışına ilk defa gidecek olan öğrencimiz İlsu Öykü Ogan. Seni de tanıyabilir miyiz? Tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkürler. Adım İlsu Öykü Ogan. Atatürk Ortaokulu 8B sınıfındayım. Bu sene ilk defa bu okula yurt dışına çıkacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Benim gideceğim ülke İngiltere. Gerçekten çok heyecanlıyım bu serüvende bende olduğum için. Böyle. Ve merakla bekliyoruz. Bakalım gittikten sonra neler olacak? İngiltere ile ilgili beklentilerini de konuşacağız ama önce Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi ile ilgili detaylı bilgi vermenizi rica edeceğim. Dinleyicilerimize, belki ilk defa duyan dinleyicilerimiz vardır. Bu Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi nedir? Çünkü hepimizin bildiği üniversitedeki o Erasmus öğrenci değişim projesini biliyoruz. Öğrenci değişim programını biliyoruz daha doğrusu. Bunun ortaokulda uygulanıyor olması ve özellikle de sizin gibi başarılı bir devlet okulu ve Ankara'da uygulanıyor olması da hepimiz için gurur verici. Neler söyleyeceksiniz Erasmus Plus projesi hakkında? Erasmus Plus projeleri Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında desteklenen programlar. 2007-2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme Programı'ydı ismi.
Ama 2014 ve 2020 yılları arasında Erasmus Plus programı olarak ismi değişti. Ufak değişiklikler oldu ama içerik aynı kaldı. Biz okulumuzda Erasmus Plus projelerinin 219 okul ortaklığı projelerini yürütüyoruz. Bu yılki yeni bir projemiz 201 türünde oldu ve Karma stratejik ortaklık kurduk ve başardık. Bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi ortaokullarda Erasmus Plus projeleri var, yürütülebilir, uygulanabilir ve 2 yıl süresince de stratejik ortaklık kurulabilir. Peki kaç ortaokul tarafından yürütülüyor Erasmus Plus projeleri Ankara'da? Bilginiz, yani hani bir sayı verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, biz Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim'e bağlı olarak çalışıyoruz. Birçok okul var ama Ulusal Ajans tarafından açıklanan sayılar hani çok fazla bilinmediği Gösteriyor. Ve sizin de öncelikle amacınız bütün okullarda da projelerin üretilmesi. Çünkü siz bunu başardınız, bunu deneyimlediniz ve gerçekten çok da güzel projeleriniz var. 2016-2018 yılları arasında ürettiğiniz 3 proje, evet. 2017-2019 yılları arasında 2 proje var. Birinci projeniz kültürel miras ve geleneksel oyunlar eğitim ortamlarını zenginleştirme, başarıyı artırma adında. İkincisi daha barışçıl okullar, okul eğitiminde şiddeti durdurma ve güvenlik sağlama. Üçüncüsü geleceğini nasıl planlarsın, başarılı bir kariyer için rehber. Dördüncüsü ki bu 2017-2019 yılları arasında, yani bu yıl gidecek olan projeler, evet başlayacak olan akran zorbalığını durdurmak için bugün harekete geç. Akranlar arasında köprüler kur ve beşincisi de ben suskun ve görünmez değilim, beni görmenizden gelmeyin, öğrenme güçlüğü olan öğrencileri destekleme. Çok önemli konular, özenle seçilmiş başlıklar, spesifik konular. Detaylandırır mısınız? Bu 5 projeyi bizlere, dinleyicilerimize anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi projelerimizin başlıkları sıraladığınızda şöyle bir izlenim doğmalı herkeste. Milli eğitimin temel amaçları ve gerçekleştirmeyi istediği hedefler doğrultusunda aslında geliştirilmiş projeler bunlar. Tam da böyle tüm okullarda, sadece Ankara için değil, Türkiye'nin genelinde tüm okullarda yaşanan spesifik sıkıntılara parmak bastık aslında biz. Biz projemizin içeriği, uygulamaları, etkinlikleriyle hem kendi okulumuzu güçlendirmek, hem yakın çevredeki okulları güçlendirmek, hem Ankara hem de Türkiye modeli olmak aslında hedefimiz bu. Çünkü yaşadığımız sorunlar aslında ortak. Çözüm üretmek ve bu ortak sorunlara farklı ülkelerin bakışlarını alarak ortak bir zeminde birlikte hareket edebilmek. 5 projenin aslında gizli amacı bu. Şimdi projelerimizin hepsi çocuklarımızın keyifli ve mutlu vakit geçireceği okul kültürü yaratmak aslında. Pozitif olarak birbirimizi destekleyeceğimiz, öğretmeni, velisi ve öğrencisiyle beraber daha güçlü, daha keyifli, daha mutlu olacağımız okul ortamını yaratmak. Yani bu doğrultuda aslında etkinlikleri planladık. Biz dedik ki kültür çok önemli. Değerler çok önemli. Önce oradan yola çıkalım. Bizim değerlerimizi çocuklarımız bilsin ve yurt dışındaki ülkelerle paylaşsın. Onlar da kendi değerlerini, kültürel miraslarını bizim çocuklarımızla paylaşsın ki Avrupa Birliği projelerinde ana amaçlarından biri de kültürler arası değişimdir, transferdir. Evet. Yani bu noktada kendi değerlerimiz üzerine bir projeye girdik ve kültürler arası miras kapsamında Radvan dediğimiz merkezde çocuk ama çocukların temsil ettiği sevinç ve moderniteyi eğitim ortamlarına yansıtma üzerine kurgulanmış bir proje. Bu proje kapsamında bize özgü olan gelenekleri, görenekleri, alışkanlıkları, değerleri hem kendi çocuklarımıza tekrar yaşatmak hem de bunları yurt dışına götürmek ve yurt dışındaki çocuklarla paylaşmak. Benzer proje var mıydı tabii Avrupa ki var, ülkelerin? Tabii ki var. Yani bu projeler aslında bizim 5 tane projemizin 5 teması Avrupa Birliği tarafından da önemsenen temalar. Projelerin kabul edilebilmesi için bazı hassasiyetler var, bazı hassas konular var. Çok affedersiniz, projelerin kabul edilme süreci de var o zaman, tabii, değil tabii, mi? Tabii.
Yani bu da aslında uzun soluklu ve en heyecanlı kısım ki belki Naciye bunu paylaşabilir. O süreç nasıl gerçekleşiyor? Şöyle yapalım, süreci hemen konuşacağız ama sizleri de dinleyicilerimizi de yormayalım. Hem de dinleyicilerimiz bizden bu önemli konudan kopmasınlar istiyorum. Tarkan'ın son çalışmalarından mı İlsu? Sanırım sen bunu bilirsin. Evet. Şimdi radyolarınızda Tarkan'ı dinleyeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, ancak hiçbir yere ayrılmayın. Mümkünse radyolarınızın sesini açabilirsiniz. Çünkü bu akşam çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Tarkan diyor cübba.
Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 23.25 oldu. Sizler Kent Radyo Ankara'da, Şehrin Gecesi Kuşağı'nda, Ankara'nın içinden programındasınız. En azından biz de böyle umut ediyoruz. Çıktığımız bu yolda siz değerli dinleyicilerimizin desteklerini bekliyoruz. 444-2406 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız, Facebook adresimiz Kent Radyo Ankara, Twitter adresimiz Ankara Kent Radyo. Bu akşam Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu'nu ağırlıyoruz. Aslında müdür yardımcımızı ve öğretmenlerimizi, psikolojik danışman, uzun uzun hep söyleyeceğim ama asıl önemli olan Avrupa Birliği Erasmus Plus projeleri kapsamında bugüne kadar 5 proje üreten bir okul Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu. Projeleri müzikten önce dinleyicilerimize aktarmıştım 5 projeniz olduğunu, ama süreç nasıl oluyor? Çünkü Yeter hocamız bir kabul edilme şartının da olduğunu söyledi. Bununla ilgili de detaylı bilgiyi vermek üzere öğretmenimiz, bilişim teknolojileri öğretmeni ve aynı zamanda bu projede sorumlu olan Sayın Naciye Hanım'a sözü bırakıyorum. Esra Hanım, projeler Ulusal Ajans tarafından teklif çağrıları yayınlanıyor. Tabii ki bu Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bir teklif çağrısı. Bu haber geldikten sonrasında, bilgiler bize geldikten sonra bizim şu andaki yürüttüğümüz projeler K2 türünde stratejik ortaklık projeleri ve başvuruları genellikle Mart ayının sonunda tamamlanıyor. Biz Mart ayının sonuna kadar okulumuzda üretmek istediğimiz projeleri ekibimizle birlikte üretip gerekli şartlar dahilinde bunu bir raporlaştırıp bu şekilde sunuyoruz. Ve ortaklarımızla tabii ki bu süreç içerisinde bularak. Daha sonrasında da Haziran 15 itibariyle sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyoruz. İnşallah çok güzel sonuçlar olur. Biz de o güzel sonuçlardan sonra sizi tekrar ağırlamak isteriz. İnşallah. Peki ben hemen şunu merak ediyorum. Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu'nun Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerinden nasıl haberi oldu ve nasıl katılma kararı aldınız? Proje üretmeye nasıl başladınız? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Sayın okul müdür yardımcımız Okan Yakışan, neler söyleyeceksiniz? Evet, benim projeyle ilk tanışmam 2007 yılında Gümüşhane'de çalışırken, Gazipaşa Ortaokulu'nda çalışırken gerçekleştirdiğimiz bir projeyle oldu. Ve benim çıktığım ülkede, hareketliliği yaptığım ülkede İsveç'ti bu arada. Konumuz da güzeldi. Yargılar, kitaplarda geçen o ülkelerle ilgili yargılar. Örneğin Romanya, işte ders kitaplarında nasıl anlatılıyor? Bundan bahsediliyordu. Evet. Ve tabii ben de sosyal bilgiler, branşım sosyal bilgiler olduğu için daha çok konu bilimle ilgiliydi. Çok zevkliydi bu arada ve projenin, bu güzel projenin tabii ki başka okullarda da olması veya daha başka konuların daha yararlı, öğrencilere yararlı, veliye yararlı, öğretmeni yararlı projelerin olması gerektiğini düşünüyorum. 2009 yılında Atatürk Ortaokulu'na geldiğimde birkaç çalışma olmuş bununla ilgili ama profesyonel anlamda gerekiyordu. İyi bir ekip kurduk, iyi bir ekiple başladık. Ve büyük bir okul, veli profili güzel bir okul, ilgili ve istekli bir okul. Öğrenciler de yine öyle. Öyle değil mi? Evet. Zaten şu anda çok ciddi bir öğrenci talebi de var. Canla başla çalışıyorlar. Geçen WhatsApp'ta gördüm, pano hazırlamayla ilgili olsun, çalışmalarla ilgili olsun. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar, sürekli yazışıyorlar, çok istekliler. Bizden daha çok istekliler, onu söyleyeyim. bu okulda olmalıydı. Yani böyle bir çalışma bu okulda olmalıydı. Bilinen bir okul, Ankara'da bilinen bir okul. Sadece başarılarıyla değil, projeleriyle de ön planda olması gerekiyordu. Ve siz de bu işin öncülüğünü, evet, öncülüğünü yaptık. Yaptınız. Çok da iyi güzel oldu. Çok sağlam da bir ekibimiz var. Evet, profesyonel zaten bir ekibimiz var. O çok belli oluyor. Profesyonel bir ekip işi olduğu da belli. Bugüne kadar dediğiniz gibi belki bu tarzda çalışmalar oldu ama sizler bunu uygulamaya geçiren ve bu süreci de takip eden projeler ürettiniz. Artık 5 tane bir proje var üretilen ve deneyimlediniz. 2016-2017
2017-2018 yılları arasındaki projelerde öğrenciler yurt dışına gitti, öğretmenler, veliler gidemiyor. Katılmıyor. Onlar okul uygulamalarına katılıyorlar. Okul uygulamalarına. Hı hı. Çok da güzel. Okulunuzda ben Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu'nda bir şey hissettim. Veliler, öğretmenler, öğrenciler hep birbiriyle ekip halindeler. Kopuk bir eğitim süreci yok. Veliler de sizinle iletişim halinde, öğrenciler de öyle. Çok güzel, elbette ki bu sevindirici. İşte bu şekilde başarılı sonuçları bizler de sizlerle birlikte konuşabiliyoruz. Ben hemen isterseniz projelerin detaylarını öğrenmek adına tekrar Yeter Hanım'la devam etmek, hı-hı, istiyorum. Projelerle sonra konuşacağız tabii ki. Bu projeler nasıl oluştu, öğretmenlere faydaları, velilerle velilere olan katkıları. Çünkü çok da alt başlığı olan projeler, evet, bunlar. Evet, evet. Ve sözü size bırakıyorum. Şimdi ilk projemizi söyledim, Radvan Kültürel Miras. Dediğimiz gibi değerlerimizi son dönemlerde aslında kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi tekrar canlandırmak ve başarıyı arttırmak için değerlerden yola çıkarak etkinlikler yapmak. İkinci projemiz, son dönemlerde Türkiye'nin her yerinde, sokakta, caddede, okulda rastladığımız spesifik bir kavram, şiddet aslında. Evet. Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve güvenli okul, bu kavram çok önemli bizim açımızdan. Çocukların kapıdan girişte merhaba demelerinden hoşça kal demelerine kadar geçen süreçte okul ikliminde güvenli ve mutlu nasıl bir ortam sağlarız, aslında onun çabası bu. Şiddet demek sadece çocukların birbirine vurması değil. Şiddeti engelleme sadece çocukların tutum ve davranışlarına yönelik alınacak tedbirler değil. Merdivenden girişe, servisinden güvenliğine, kantininden tuvaletine kadar tüm yapıları içine alan ve bu yapıların çocuk dostu haline getirilmesi için uğraşan bir proje aslında. Çok eğitim güzel ortamlarında kelime kullandınız. Çocuk dostu. Evet, tamamen çocuk dostu. Tüm projelerimizdeki hedefler de bu zaten. Dolayısıyla şiddeti engelleme ve çocukların güvenliği için paydaşlarımız sadece çocuklar değil. Biz bu proje kapsamında servis şoförlerimizin eğitimini de yapıyoruz. Velilerimizin eğitimini yapıyoruz. Öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz. Çocuklarımıza daha barışçıl eğitim ortamı sağlama adına neler yapabileceklerine dair hem görseller, hem videolar, hem röportajlar, böyle çalışma anlamında, motivasyon anlamında böyle girdiler yapıyoruz. Tabii ki sonuçların hemen alınması çok mümkün değil. Böyle davranış değişikliği çok kolay bir süreç değil. Evet. Dikkat ederseniz projelerimizden çoğu rehberlik içerikli ve ben 24. yılımı çalışıyorum bu alanda. Yatırımı yapmak ve biraz beklemek, soluklanmak, sonra davranış değişikliğini gözlemlemek lazım. Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi projesi de tam bu noktada önemli. Evet. Diğer projemiz, yürütmekte olduğumuz yine o bizim çocuklarımızın çok ciddi bir ihtiyacı. Son dönemlerde de bir kaos biliyorsunuz. Sınav sistemi, hangi okul, hangi meslek, bu arayışta biz hep bunun sancısını çektik. Yıllardır çocuklarımız ben ne olacağımın cevabını arıyorlar. Ben hangi okula gideceğim, ne yapacağım? Gerçi hiçbirimiz de son dönemlerde bulamıyoruz bunu, ama bulmak yönünde ne yapabiliriz aslında? Bu projemizde kariyer oluşturma, başarılı bir gelecek için ne yapabilir kendisi adına? Kendini tanıma, meslekleri tanıma, iş olanaklarını tanıma, seçim yapabilme, bu süreci biraz anlamlandırmak, çocuklarla ilgili biraz anlaşılır kılmak ve çocukları yönlendirmek. Kolaylaştırma biraz. Evet, evet, biraz biraz ihbar bir yani. Şöyle, evet, adım adım izleyeceği yolu. Merdiven gibi düşünün. Birinci katı çıkıyor, ikinci katı çıkıyor, üçüncü katı çıkıyor. Çünkü biz genelde birinci kattan hop atlıyoruz. Diğer tarafa, aradakileri kaçırdığımız için bazı şeyler yaşamımızda düşmeler olmasın. Evet. Evet, buyurun. Tabii kariyer, diğer ülke, paydaş olduğumuz ülkelerde de çocukların kariyer planlaması nasıl yapıyorlar, bunu da görme şansımız oldu. En son Almanya'ya bir hareketlilik gerçekleştirildi. Orada kariyer planlaması ile ilgili ne gibi süreçlerden geçiyor çocuklar görüldü ve bununla ilgili de okulumuzda bununla ilgili de bir sunum yapılacak, çalışmalar yapılacak. Hı hı. En azından orada nasıl yapılıyor? Bunları da görme şansımız olacak. Çocukların da tabii işte yurt dışına götüreceğimiz çocukların da bunları görme şansları olacak. Bu arada yeri gelmişken sormak istiyorum. Ülkemizdeki eğitim sistemi ve Avrupa ülkelerindeki eğitim sisteminin farklılıkları ya da benzeşen noktalarını da sizler eğitimci olarak değerlendirme fırsatı da buluyorsunuz. Bu da önemli bir konu.
neler yapılabilir, nasıl bir süreç izlenebilir? Çünkü bir de bu projeler farklı eğitim sürecine sahip ülkeler arasında nasıl bir araya geliyor? Bununla ilgili gözlemleriniz, deneyimleriniz nasıl? Projelerimiz iyi uygulamaların değişimi proje türünde. Biz bu projelerimizin konularını kendi iyi olduğumuz tarafı ortaklarımıza sunarken onların da iyi olduğu taraflarını alıp kendi ülkemize getiriyoruz ve çocuklarımıza ve öğretmenlerimize sunuyoruz. Tabii ki gittiğimiz o ülkelerde öncelikle ilk tanışmamızdan sonrasında yaptığımız şey kendi eğitim sistemimizi paylaşırken onların da eğitim sistemlerini paylaşıyorlar bizlerle ve dolayısıyla oradan bir alışveriş yapıyoruz, bilgi alışverişi yapıyoruz ve aldığımız bilgilerimizle aldıklarımızla tekrar ülkemize dönüp bunu kendi ülkemizde, kendi okulumuzda uygulamaya çalışıyoruz. Ve hemen şimdi 3 projeyi anlattık değil mi? 3 projeyi öğrendik, bilgi sahibi olduk. 4. ve 5. projeler var. Ondan da bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Sayın Yeter Akbey. Şimdi bu sene başlayacağımız projeler Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün öncelikli konusu. Tam da oraya parmak basmışız biz. Bakanlık tüm Türkiye'de rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 1. maddesini akran zorbalığı olarak belirlemiş. Bizim de projemiz akran zorbalığı. Yani çocukların birbirlerine zarar vermeden, çevredeki uyaranları olumlu kullanarak birbirleriyle pozitif iletişim gerçekleştirerek eğitim ortamlarından yararlanması. Biz tabii bu önceliği bilmiyorduk projeyi hazırlarken. Biz de çok keyiflendik. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceliklerinin ilk sırasını almış olduk hem de biz bu projenin bileşenleriydi. Okulu bir adım daha bu anlamda hem görünür kılmak hem de biraz daha ön plana çıkarmak gibi bir hedefi de gerçekleştirmiş olduk. Peki İlsu, sen hangi proje kapsamında İngiltere'ye gideceksin? Bu proje kapsamında mı yoksa? Ben okulda şiddeti önleme ve daha barışçıl okullar sağlama projesi kapsamında. O zaman hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 2016-2018 yılları arasında olan projeler devam eden projeler. O zaman projeler, bu yıl evet. Yine aynı şekilde yurt dışına, ya Avrupa'ya gidiyor öğrencilerimiz. Tabii. Proje yapılıp bitirilmiyor. Her yıl devam geliyor. Sürdürülebilir projeleri konuşuyoruz. Şimdi bu tür projelerin şöyle bir özelliği var. 2 yıldır ama sürdürülebilirdir. Yıllarca etkileri devam eder ve zaten ulusal ajans ve bakanlığın bizden beklentisi projeyi yap bırak değil. Sürdürülebilir kıl. Yani herkese tanıt, verilerini paylaş. Gene bence son alamak şu, müfredatla ilişkilendir. Evet. Yani eğitim programlarının ürünlerini içine yerleştirerek devam ettir. Projelerde bu da çok önemlidir. Bu da çok önemli. Dolayısıyla projenin konusu da çok önemli. Evet. Çünkü gerçekten konu seçmek önemli. Sizin seçmiş olduğunuz 5 projede spesifik konular, önemli konular ve gerçekten devamı olan, yani sürekli aslında eğitim hayatında devam eden projeler bunlar. Ve her yıl belki de üzerine bir takım şeyler daha konularak geliştirilebilen projeler. Son projemizi de sizden dinleyebilir miyiz? Son projemiz de çok spesifik. Şimdi biz kocaman bir aileyiz. Ailede herkes birbirinden farklı. Özellikleri farklı, yetenekleri farklı, yeterlikleri farklı. Biz hepimiz farklılıklarla mutlu olmak istiyoruz. Bizim böyle minicik bir yaramız var. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızı biraz daha var etme ihtiyacı hissediyoruz. Yani etkinliklerle, onların yapabileceği etkinliklerle, hepimizin birlikte desteklemesiyle daha keyifli, daha mutlu bir şekilde okula gelmelerini sağlamak istiyoruz. Yani ne olursa olsun, hangi özellikte olursa olsun, hepimiz çok güçlüyüz, hepimiz güzel bir aileyiz. Öğrenme güçlüğümüz de olsa biz yapabileceklerimizle kendimizi var edebiliriz. Kurgu bu aslında. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızı uygulayacağımız etkinliklerle, sanatsal, sportif, kültürel bir sürü altyapısı var, destekleyerek ön plana çıkarma, biz de varız demelerini sağlama üzerine bir proje hazırladık. O da öğrenme güçlüğü projemiz. Gerçekten 5 projede birbirinden önemli ve güzel proje. Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi 2 güzel şarkımızı siz değerli dinleyicilerimize armağan ediyorum. İlk şarkımız Hadise, Şampiyon. Hadise söyleyecek. Daha sonra da Mabel Matiz, Adını Sen Koy. Şampiyona şeker geliyor. Şampiyona şeker.
sorarken adını yazdım silemiyorsun. Sıkı sıkı tuttum gidemiyorsun. Elime düştün yavrucuğum. Git desem de sor gidersin. Aşk tutuklu kalbimi sil çaldırdı eteklerimi. Sen şahane. Sabahlarım gittiğinden bir gece, ne acı bir sevip de bir ölen bu kalbim uslanmıyor. Sustu şimdi martılar, şarkımız söylenmiyor. Ne yazık unutamam hiçbirini, hatıran yaşlanmıyor. Kalmadı, tükerdi gözlerimde yaş. Zaman biraz yorulur gibi, sarardı soldu bahçemi. Ne var ne yoksa her sözü söyledi sanırken aşk. Yalanlıyor bizi, bize yazılmadık benim. Adını sen koy. Adını sen koy. Adını sen koy.
Sabahlarım gittiğinden geri gelen ne acı bir sevip de bir ölen bu kalbim uslanmıyor. Sustu şimdi mahtımlar, şarkımı söylenmiyor. Ne yazık unutamam hiç elini hatıran yaşlanmıyor. Kalmadı tükendi gözlerimde yaş, zaman biraz yorulur gibi sarardı soldu bahçemde. Ne var ne yoksa son sözü söyledi sanırken aşk yalanlıyor bizi bize. Sorulmadı kalbim bir soru, adını sen koy. TRT Kent Radyo Ankara'dasınız. Sevgili dinleyenlerimiz, Kent Radyo Ankara'da Şehrin Gecesi Kuşağı'nda Ankara'nın içinden programı canlı yayında birbirinden kıymetli stüdyo konuklarımla devam ediyor. Bu akşam stüdyo konuklarım Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği projelerinden sorumlu müdür yardımcısı Sayın Okan Yakışan, Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği projelerinden yurt dışı organizasyonundan sorumlu ve bilişim teknolojileri öğretmeni Sayın Naciye Ağaca, Avrupa Birliği Erasmus Plus projeleri okul uygulamaları sorumlusu ve psikolojik danışman Sayın Yeter Akbıyık ve bu proje kapsamında bu yıl yurt dışına gidecek olan öğrencimiz Sayın İlsu Öykü Ogan bizlerle birlikte. Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği Erasmus projelerini konuşuyoruz ve elbette ki bu projeler nasıl üretildi, bir ekip işi olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz ama bu ekip nasıl bir araya geldi, bu projeler nasıl üretildi, bunun da detaylarını konuştuk birazcık ilk saat dilimimizde. Ben hemen projelerde medya desteği oldu mu? Yani projelerinizi ürettiğiniz ciddi bir çalışma. Bu çok da önemli. Çünkü hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz bu akşam. Eğitimi konuşuyoruz. Anne babalar olarak bizler ilk ailedeki eğitimi veriyoruz. Çocuklarımıza en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Ama her anne babanın verdiği eğitimden sonra sizlere, öğretmenlerimize, eğitimcilerimize evlatlarımızı teslim ediyoruz. Ve böyle güzel okulun, güzel eğitimcileri olduğunu görüyoruz.
görünce ben kendi adıma gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. Çok güzel bir başarıyı konuşuyoruz. Uygulamayı da konuşuyoruz. Sonuçta bu projeler üretildi ve uygulamaya geçti. Hemen medya desteği olan projeler var mı diye kim devam edecek? Ben devam edebilirim. Buyurun Yeter Hanım. Şimdi tüm projelerimizde medya desteği bizim için çok kritik bir öneme sahip. Çünkü sesimizin duyurulması lazım. Biz kendi okul kültürümüzde, çocuklarımızla, velilerimizle, öğretmenlerimizle, ekibimizle güçlü olduğumuzu biliyoruz, çalışıyoruz. Ama gücümüzü duyurmak da çok önemli bir bileşen aslında projelerde. Yani akran zorbalığını Atatürk Ortaokulu nasıl işliyor, ne yapıyor ve hangi anlamda model olabilir? Veya eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ki bizim gerçekten çok öncelik verdiğimiz konulardan biri. Biz bir sürü faaliyet yapıyoruz. Evet, kendi okul kültürümüze bunu yansıtıyoruz. Ama medya desteğini alarak diğer okul, kurum ve sayenizde Türkiye'yi duyurma gibi bir şansımız İnşallah. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Özellikle eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesiyle ilgili. Biz okulumuzda hem çocuklarımıza, hem velilerimize, hem öğretmenlerimizle, ekibimizle çok güçlü çalışmalar yaptık. Öncelikle küçük bir nabız tuttuk. Neye ihtiyacımız var? Aslında Atatürk Ortaokulu'nun şiddete yönelik ihtiyaçları Yeni Mahalle'nin ihtiyacı, Ankara'nın ihtiyacı, Türkiye'nin ihtiyacı olarak karşımıza çıktı. Ve Avrupa'nın ihtiyacı. Çünkü aynı ölçeği Avrupa'daki ortaklarımız da uyguladı. Gördük ki biz Avrupa'daki ülkelerle benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Biz yukarıda değiliz bir şeylerde veya çok aşağıda değiliz. Ortak olarak ortaokul yaş grubu öğrencileri benzer sorunları yaşıyor. Şiddetle ilgili, eğitim ortamlarının güvenliğiyle ilgili. Biz de kantinlerimizle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Avrupa'daki ülkeler de bizim kantinler çok kalabalık diyor. Biz tuvaletlerde şiddet yaşıyoruz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla ortak temaları yakalamak güzel bir şey. Evet. Şimdi bu temalardan hareketle herkes kendi bünyesinde, Avrupa ülkeleri kendi bünyesinde, biz kendi bünyemizde ne tür çalışmalar yapabilirimizin muhakemesini yaptık. Biz çocuğun arabayla okula gelmesinden başlamak istedik, servislerden. Çünkü o da çok önemlidir. Çocuğun güvenliği. Bir anne baba önce ne bekler çocuğu okula gönderdiği zaman? Güvende olmasını bekler. Tabii. Birincil ihtiyaç budur. Dolayısıyla şiddetin önlenmesinde birinci kriterimiz güvenlik. Güvenli okul ortamı sağlama. Servis şoförlerinin eğitiminden başladık. Öğretmenlerimizin okul ikliminde güvenli okul iklimi yaratma ve şiddeti önlemeye yönelik kurallarımızı oluşturmadan devam ettik. Biz okulumuzda kurallar belirledik. Ne yaparız, ne ederiz. Çocuklarımızı şiddeti engellemede empatik olmaya yönelik uygulamalar, sınıf içinde empatiye ve şiddeti engellemeye yönelik minik müdahaleler yaptık. Görseller ve videolar hazırladık, izlettik çocuklarımıza. Velilerimizi topladık, bize destek olun dedik ki o kadar şanslıyız ki, o kadar güzel bir veli kitlesi bizi destekliyor ki şu anda. Şimdi biz bu sene götüreceğimiz 24 çocuğu götüreceğiz yurt dışına. Bir değerlendirme yaptık çocuklarımız arasında. Belirledik 24 çocuk. Nasıl belirleniyor? O zaman o konuyla isterseniz devam edelim. Aslında çok detaylı bir konu. Evet. Ben hani projeyi üreten ekip nasıl bir araya geldi? Sizler nasıl bir araya geldiniz? Onu da merak ediyorum. Nasıl yapalım? Önce öğrencileri devam edebilirim. Evet, buyurun. Şöyle başladık. Öncelikle bu projeler her yıl dönem başında bütün okul toplumuna, veli, öğretmen ve öğrencilerimize duyuruluyor. Öğrencilerimize duyurduk ve bu çalışmalar dahilinde istekli olan öğrencilerimizin için küçük seviye tespitliyim artık sınavlara tabi tuttuk. Bunlar içerisinde sözlü mülakat ve yazılı sınav da mevcuttu. Bunun için İngilizce öğretmen arkadaşlarımız çok aktif rol aldılar ve bu şekilde bir değerlendirme sonrasında ilk 24 öğrencimizi bu yılki çalışmalar ile yurt dışına hareketlilik gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunun dışında diğer öğrencilerimiz hani bırakmıyoruz. Onlarla beraber de okul çalışmalarımızın hepsini hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Peki hemen İlsu, seninle devam etmek istiyorum. Sen okulunda böyle bir proje olduğunu gördün ve ne düşündün? Neler yaptın? Bu okulda geldiğimde de 7. sınıfta bu projelerin olduğunu fark ettim. 7. sınıfta da bu sınava girmiştim ama onda bu seneki kadar başarı gösterememiştim. Bu sene başarı gösterebildim ve belli bir dereceye girdim.
Dereceye girdiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Hani hem arkadaşlarımla bir yurt dışı deneyimim olacaktı hem de İngilizcemin gelişmesi için çok büyük bir fırsattı benim için. Zaten çok küçük yaştan beri yurt dışına gitmeye ve yurt dışında okumaya çok meraklıydım. Bu da benim için bir ilk adımdı aslında. Sınava girdim ve kazandım. İyi bir derece yaptım okulda diğer arkadaşlarım gibi. Şu an çok heyecanlıyım. Yani Mart sonu gibi gideceğimi tahmin ediliyor şu an. O yüzden hani Mart sonu böyle hemen gelmesini istiyorum. Ne güzel. Çok güzel ifade etti İlsu. Peki bu süre ne kadar? Ne kadar kalacaksın? Bir hafta kadar. Oradaki yabancı arkadaşımın evinde kalacağım. Onlar da bize gelecekler. Onlar ne zaman gelecekler? 20 Kasım'da. Evet. 20 Kasım'da. Ve zaten çok da talep de var. Katılmak isteyen arkadaşlarımızda çok talep var. Çünkü üreten bir okulsunuz. Yani öğretmeninden, evet, öğrencisinden, velisinden herkes, evet, üretmek istiyor ve elbette ki böyle projelerde yer almak istiyor. Evet. Hepsini katmaya çalışıyoruz. Yani küçük bir katkısı olan, küçük bir katkı ya da büyük bir katkı söz konusu değil. Hepsinin ayrı bir görevi var. Hepsinin ayrı bir çalışması var. Projede mutlaka hepsinin emeği var. Arkadaşlarımızı da Naciye Hanım zaten geldi okulda birazcık proje çalışmalarında yer aldı. Bunu biliyordum. Yeter Hanım zaten bu konuda tecrübeliydi. Bu tecrübelerden faydalanmak istedik. Zaten geldikleri zaman da bu tecrübeden faydalanmak istediğimizi belirttik. Evet. Sağ olsunlar, onlar da çok istekliler. Ama burada... Ve bu konuda da ben şey yapmak istiyorum, hani birazcık arkadaşlarımın yanında da söylemek istiyorum. Ben de Türkiye'deki en iyi ekiplerden biri olduğunu düşünüyorum. Sizin önderliğinizde olduğunu ben naçizane söylemek istiyorum. Şöyle, çünkü sizin bulunduğunuz konum gereği destek de çok önemli. Siz müdür yardımcılığı görevini yürütüyorsunuz ve daha önce siz de böyle bir projede yer alarak bunun devam ettirmeyi istediniz ve ekibinizi öğretmenlerimizle birlikte kurup işte bu şekilde bugün bu akşam bu projeleri ve başarıyı sizleri konuşabilme fırsatını bizlere de vermiş oldunuz. Sadece müdür yardımcısı olarak değil, müdürümüz de bu konuda çok destek. Elinden geleni yapıyor. Ben sorumluyum ama tabii ki onun desteği çok önemli. Elbette. Örneğin projemizin birinde İsveç okul müdürü istemediği için projeden çekildi. Yani yeni gelen bir müdür oldu. Bu projelerde yer almak istemediğini söyledi ve ortaklıktan düştü. Bu tarzda durumlar olabiliyor. Müdürümüz sağ olsun bu konuda çok istekli. Çok iyi de bir İngilizcesi var. Çok güzel. Sizi de destekliyor. Evet, bizi de destekliyor. Her anlamda. Geçen hafta Almanya'daydı projeler kapsamında. Evet. Çalışmalara katıldı. Ne güzel. Gönülsel ki o da olsun. İnşallah başka bir programda kendisini de ağırlamak isteriz, tanışmak isteriz. Çünkü dediğim gibi programın en başında başladık, bir ekip işinden söz ediyoruz. Ve sizler müdürünüz, müdür yardımcısı olarak siz, öğretmenleriniz, öğrencileriniz, veliler. Elbette ki burada veliler de çok önemli. Çünkü Yeter Hocam'ın söylediği çok önemli bir konu var, güven konusu. Hepimiz, ben de eğitim hayatım boyunca bir yere gitmek için annem Deniz'in istediğimde annem hani çekinirdi. Şimdi velilerimiz sizlere o kadar bir güven ortamı sizler tarafından sağlanmış ki gözü kapalı çocuklarını yurt dışına, evet, gönderebiliyorlar. Şimdi çok kolay bir olgu değil bu. Ortaokula giden minnacık yürekler ne kadar büyük olursa olsun biz anne babalar çocuklarımızı şu kollarımızın arasından çok çıkarmak istemeyiz. Aslında biz proje ekibi olarak biraz da tedirgindik. Acaba çocukları gönderecekler mi? Çünkü çok önemli bir şey. Yani ben de kendi kızımı düşünüyorum ya, gönderebilir miyim diye. Bu sene değerlendirme yaptık. Biz listeyi biraz uzun tuttuk. İşte 25'i, 24'ünü seçeriz. Olmazsa devam ettiririz. Bir toplantı yaptık velilerimizle. Ben İnanılmaz keyif aldım. Bu kadar coşkulu bir katılım hiç beklemiyordum velilerimizden. Hepsi anne baba tam kadro toplantıya katıldılar. Anlattık biz ne olacağını, riskleri, avantajları, dezavantajları.
Ben arkadaşlara dedim ki liste oluşturalım kaç kişi kalacak. Bir baktım 24'ü de kalmış. Bu o kadar güzel bir keyif ki bizim için. Ya dedim evet veli ayağını tamamlamışız biz. Biz o güven ortamını oluşturmuşuz. Tabii bu sağlam bir ekiple ilgili. Bizim 24-25 kişilik bir öğretmen ekibimiz var. Çok güçlüler, çok istekliler hepsi. Buradan hepsine gönül dolusu teşekkür ediyoruz ekip olarak. Hep birlikte teşekkür ediyoruz. Emeklerine, çabalarına, yüreklerine sağlık. Çocuk dostu hepsi. Çocuklarımız için oradalar. Ve biz ekip olarak gece gündüz sadece mesai saat içinde değil. Hafta sonu, tatiller, yani bu projeleri daha iyi nasıl kılabiliriz aslında o arayış içerisindeyiz. Çünkü bu projeler için ayrıca sizler vakit ayırıyorsunuz. Evet, evet, eğitim, derslere giriyorsunuz. Sonuçta ekstra bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Temel özellik burada gönül esaslı bir çalışma projeleri üretme. Evet, yeri geliyor. WhatsApp'tan olsun, maillerle olsun. Evet. Saat farkından dolayı da. Yani gecenin bir yarısı da alabiliyorsunuz. Anında cevap veriyorsunuz. Evet. Naci Hanım'ın gece işte 2'de WhatsApp'tan mesajlarını da görebiliyoruz. Bu anlamda arkadaşlar şöyle bir durum var diye. Ani gelişen durumlarda böyle küçük müdahaleler yapmamız gerektiğinde gecenin ikisi de olsa herkese teşekkür ediyorum samimiyetlerinden dolayı. Benim mesajlarımı kabul ediyorlar ve uygun olanlar cevap veriyorlar. Böyle bir ekibiz. Yani zaman bizim için hani önemli değil. Zaman kavramını bir kenara bu noktada attığımızı düşünüyorum ve birbirimize güvendiğimizi düşünüyorum. Bu ortamda çalışma fırsatım olduğu için de öncelikle hocalarıma ve yönetimime teşekkür ediyorum. Çünkü keyif alarak çalışıyorum. Keyif almadan da bu işleri yapabileceğine pek fazla inanmıyorum açıkçası. Burada İnsu'yla beraber hani konuşurken de paylaşırken de onun heyecanını burada görünce tekrardan kesinlikle sanki birkaç proje daha yapalım. Birkaç tane daha ekleyelim. Bir proje şeyler daha üretelim sayısı istiyorum. Var mı peki? Yani bir sınırlama var mı? Limit yok. Naci Hanım'ı bıraksak 10 taneyi geçecekti. Gerçekten ortak bulma konusunda, işte projeyi tanıtma konusunda, yazışmalar konusunda çok iyi. Hani biz yapacağımız projenin konusuna göre de merak ettiğimiz ülkeler de var. Mesela diyoruz ki yani bu konu işte Finlandiya'da, işte Danimarka'da nasıl işleniyor? Birazcık araştırma da yapıyoruz. Tabii. Yani öyle rastgele ülkelerle falan çalışmıyoruz. Bu konuda işte Yeter Hanım da çok iyi bir araştırma yaptı. Mesela Danimarka'dan ortak istiyoruz dedik. Danimarka'dan arıyoruz. İsveç'ten istedik. İsveç'ten ortak buldu Naci Hanım. Biz sadece ona ülkeyi söylüyoruz. O oradan sağ olsun yağdırıyor. Bizi o ortak yağdırıyor. En son tabii ama bıraksak çok rahat 10 yapacak. WhatsApp'ta da yazışıyoruz sürekli böyle. Durmamız gereken bir noktada var. Çünkü hani bir projeyi sadece proje olarak ya da bir yurt dışına çıkmak olarak algılamayın. Evet. Bunun yurt içi ayağı var, yurt dışı ayağı var. Bunun mali prosedürünü yürütmek var. Ekonomik boyutu da var değil mi? Tabii yani ulusal ajans karşılıyor her şeyimizi ama yani bunun da bir hesap belirliliği var. Tabii. Ve bunları da takip etmek önemli. Peki projenin çok olması değil, uygulanabilir olması, bize yararlı olması, bunun yanında projelerdeki bizim kendimizi verebilme kapasitemiz de önemli. Tabii ki kalabalık tutmak belki çözüm olabilir ama yaygınlaştırma noktasında sıkıntı yaşayabiliriz. Birden çok hani çok fazla proje olması kafa karışıklığı da yaratabilir. O nedenle biraz Naci Hanım'ı dizginli şey yapıyoruz, tutuyoruz, öyle diyelim. Dur, tamam diyoruz ama bunlar bitti. Tabii ki bunlar bitince dünyada gelişen duruma göre. Evet, hali hazırda projeleriniz var. Bu 5 projeyle var. Kalmayacak. Bunu da ben sizin söylediklerinizden anlamış durumdayım. Yani projeler var. Zaten Naci Hanım'a bakınca anlarsanız kalmayacağını. Şey gibi oldu, sanatçılarımıza sorduğumuzda hani
bir albümü örneğin tanıtıyorlar. Soruyoruz. Daha iki albümlük şarkı var, beste var. Sizde de proje var daha üretilen evet, proje. Var. Evet, halihazırda. Ben hemen yeri gelmişken örneğin birinci Radvan projesinde projenin ortaklarında Hırvatistan, İspanya ve Polonya var. Okan hocamın söylediği gibi siz ülkeleri de sizler seçiyorsunuz değil mi? Konuya yakın, konuyu birlikte çalışabileceğimiz gönüllü ülke, yani ülkelerin de gönüllü olması, istekli olması ve proje tecrübesinin olması da çok önemli. Yani bunlar proje kabul edilmeden ve proje gönderilmeden önce kendi aramızda konuştuğumuz, ülkelerle konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz ve birlikte karar verdiğimiz, onlar da bize karar veriyor, biz de onlara karar veriyoruz. Proje kabul edilmeden biz birbirimizin her şeyini biliyoruz. Kabul evet. edildikten sonra da uygulama sürecine geçiyoruz. Dolayısıyla ortakları da herkes gönül rahatlığıyla belirliyor. Tabii, yani tabii, ortaklık tabii. dediğim beraber projeyi yürütecek olan ülkeler. Peki şimdi bu 2016-2018 yılları arasında projeler gerçekleştirildi, ülkelere gidildi ve dönüldü. Ne oldu? Hı hı. Değerlendirmeler nasıl? Çok önemli bir şey. Soru bu. Bence ürün bu. Yani evet. birinci yılın ürünü. Biz zaten birinci yılı bitirdik. Kendi aramızda değerlendirdik. Projelerin ürünlerini bence dört kategoriye ayırarak değerlendirmek lazım. Öğrenci boyutunda ürün, öğretmen boyutunda ürün, okul boyutunda ürün ve veli boyutunda ürün. Aslında hepsi farklı çıktıları beraberinde getirdi. Her ürün benzer performans da olmayabiliyor. Birbirinden çok farklı. Öğrenci boyutuna bakmak gerekirse biz 16 tane öğrenci götürdük. Evet, öğrenci boyutunu ele alıyoruz. Farklı ülkelere, ortak olan ülkelere 16 öğrenciyle beraber çıktık. Tabii yanında eşlik eden öğretmenleriyle beraber gittiler. Şimdi öğrenciler için götürmeden önce mutlaka bir ön hazırlık programı yaparız biz. Mesela İLSU'lara da başladık biz. Ön hazırlık demek, önce biraz dil yeterliliğini güçlendirme ve pratik sağlama çocuklar açısından. İkincisi farklı kültürler hakkında ön bilgi verme. Gideceği ülke, gidecekleri ülkeler hakkında bir şöyle farkındalık oluşturma. Çünkü boş boş gezmek ve boş boş bakmak da çok anlamlı değil. Bir evet. ön hazırlığın olması gerekiyor. Yani dikkat edeceğimiz, farkındalığımızı geliştireceğimiz, kendimizi ifade edebileceğimiz biraz nabız tutuyoruz aslında. Çünkü hiçbirinin yurt dışı deneyimi yok. Daha havaalanı görmemiş çocuklarımız var. Ben hep söylüyorum, veliler diyor ki ne kazanacak? Ben de diyorum ki onlara, oğullarına sahip olma becerisini kazanacaklar. Çok önemli bir çok becerim. Önemli. Evet. Sürükleyerek götürecek kocaman havalimanında. Bizi takip edecek. Bakın, takip edebilme, izleme, dikkat, konsantrasyon, yön bulma. Heyecan. Proje hiç geçmedim bakın. Proje geçmedim. Zaten o heyecanı nasıl yürüyecekler acaba? Yani o bileşenleri kazandığı zaman zaten otomatikman geliyor. Biz çok böyle konuşan ve konuşarak kendini karşı kültürler arasında var eden bir yapı değiliz. Özellikle dil konusunda çok çekingeniz. Evet. Doğru konuşmak için şey yapıyoruz. Böyle çekingen taraflarımız var. Çocuklar kendi adını bile söylediği zaman yükseliyorlar. O kadar önemli ki çocuklar açısından. Özgüven. Özgüven tabii ki. Farklı bir evde kalacak, farklı bir kültürel yapıdır. Çocuklarımızı götürdük. Bir çocuğumuz ertesi gün koşarak geldi. Dedi ki, öğretmenim dedi, bunlar ayakkabıyla içeriye giriyor bakın. Ne kadar önemli bir şey. Evet. Şey dedi, pilavı önce yiyorlar, çorbayı sonra getiriyorlar dedi. Bakın farklı. Yani şeye girdiği zaman, okula girdiği zaman panoları, sıraları, o kadar güzel alanlara dikkat kesiliyorlar ki bizim hiç böyle dikkat etmediğimiz bir alanı çocuk orada yakalıyor. Bu arada bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Sadece bir hafta bir ailenin evinde kalmayacaklar, okula da gidecekler. Evet, tabii şöyle bir program uygulanıyor. Mesela 20 Kasım'da bize gelecekler çocuklarla öğretmenler. Biz sabah 8'den akşam yatmalarına kadar adım adım programlarını yapıyoruz. Okulda vakit geçiriyorlar, arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar, derslere giriyorlar. Ankara'nın her tarafını kültürel ve tarihi doku anlamında gezecekler, ailelerde kalacaklar, evde vakit geçirecekler. Bizim çocuklarımız da yurt dışına gittiği zaman okula geliyorlar, derslere giriyorlar, geziyorlar, oranın tüm dokusunu, kültürel yapılarını öğreniyorlar, ailede kalıyorlar. Aslında o kadar çeşitli bir kazanım değişken, ki bu çocuk açısından. Değişken, o kadar fazla ki çok... Tabii.
bir bütünden bahsediyoruz ama detaya indiğimizde çok birbirinden farklı değişkenler de var. Bunu özellikle sordum. Sadece hani bir hafta ailenin evinde kalmakla proje uygulanmış olmuyor. Tüm hayatı o İngiltere'ye gidecek örneğin İlsu. İngiltere'deki belki de ileride orada yaşadığında zorluk çekmeyecek bu anlamda. Çünkü orada bir ailenin yanında kalarak kültürü öğrenecek, okul sistemini öğrenecek. Çok heyecan verici. Bir de şu var tabii ki, çocuklarımız oraya pat diye gitmiyor. Bir ön hazırlıkları var. İnsular orada kriz yönetimini anlatacak. Türkiye'de bir okulda kriz yönetimi nasıl oluyor ve öğrenci olarak biz bunun neresindeyiz? Yani biz orada kendi modellerimizi de çocuklarımızı hazırlayarak anlattırıyoruz. Onlar da bize anlatıyor. Yani paylaşımlar da var. Naciye Hanım da söyledi ya, iyi örneklerin paylaşımı. Öğrenciler kendi aralarında aktiviteler yapıyor. Sportif aktiviteler, sanatsal aktiviteler. Ve gittiğimiz her ülkede, arkadaşlarımın da gittiği ve bize geri dönüş yaptığı her ülkede başlangıçta boynunu büken çocuk gelirken ağlayarak gelen çocuk oluyor. Korkmak istemiyorlar. Ama böyle bir projede ben de yer almak isterdim. Yıllar geriye gitsin. Gerçekten çok güzel bir proje. Sadece bizimkiler ağlamıyor tabii. Onlar da ağlıyor. Evet. Bir videomuzda yine gördüm. Öğrenci velisi sarılmış ağlıyor. Öğrenci sarılmış ağlıyor. Böyle bir bağ da oldu aralarında. Ve bu uzun soluklu bir bağ olabilir. Ben kendi kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum. 2001 yılında ilk defa bu şekilde bir okul projesi değildi. Kampla birlikte ben araştırmıştım nasıl gidebilirim. Yurt dışına tabii ki öğrenci olduğumuz için en ucuz şekilde nasıl gidilebilir diye. O zaman Avrupa ülkelerinden iki şer öğrenciyle birlikte yaz için kamplar olduğunu öğrendim. Ve gittim. Şu anda 16 yıl oldu. Halen oradaki kazandığım arkadaşlıklarım devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü İnsan olmak bunu getiriyor. Zaten bir dil bilmek bir insan deriz ya, dilinizde gelişiyor, İngilizce anlamında demiyorum. Mutlaka bizler ana dilimizi önce iyi konuşmalı, daha sonra da yabancı dil öğrenmeliyiz. Çünkü her şey değişiyor. Hayata bakışınız, karar vermeniz ve hele ki ortaokul çağındaki çocukların, tam büyüme çağındaki çocukların bu böyle bir projeden faydalanması bence çok güzel bir şey. Kesinlikle. Çok da destekleyici aslında. Evet, akademik becerilerini, gelecek planlamalarını, hani kariyer projemiz var ya aslında çok da destekliyor bu projeler o projeyi. Hedef belirleme noktasında çok ciddi bir yatırım bu projeler. Yani öğrenciler açısından kazanıma baktığımızda. Evet ve sizin de kazandıklarınız çok güzel. Bence kesinlikle. Geri dönüşü kesinlikle öğrenci boyutunda ve veli boyutunda da bence geri dönüşü de çok önemli. Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak Hande Yener'i dinleyeceğiz. Sen yoluna ben yoluma diyecek ama bizler sizi hiçbir yere bırakmıyoruz. Saatler 01 olana kadar sizlerle birlikteyiz ve arkasından da Serdar Ortaç dinleyeceğiz. Kabahat.
kalbim zavallı bir kar tanesi. Çıkmaz sokaklara düşüp eriyorum, ıssız gecemde yağmurun sesi. Zamansız ağladım biliyorum.
sevgili dinleyenlerimiz, Kent Radyo Ankara'da Şehrin Gecesi kuşağında Ankara'nın içinden programındasınız. Saatlerimiz 00:27 oldu. Yani takvimler 24 Ekim 2017 Salı gününün ilk saatini gösteriyor. 01 olana kadar saatler sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. 444-2406 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Facebook adresimiz Kent Radyo Ankara, Twitter adresimiz Ankara Kent Radyo. Bu akşam canlı yayında stüdyo konuklarım Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sayın Okan Yakışan, öğretmenlerimizden Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sayın Naciye Ağca ve psikolojik danışman, aynı zamanda değerli öğretmenlerimizden Sayın Yeter Akbıyık, öğrencilerimizden Sayın İlsu Öykü Okan bizlerle birlikte çok önemli bir projeyi başardılar. Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerinden 5 tane proje üreten bir okulu ağırlıyoruz bu akşam ve bizlere ulaşan, bizi dinleyen Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Müdürü Sayın Mustafa Tankuş'a çok teşekkür ediyorum. Yayına katkılarından dolayı kendisi mesajını, güzel bir mesajı paylaştı bizlerle. Kendisini de elbette ki tebrik ediyorum. Böyle güzel projeleri desteklediği ve ekibinin arkasında, yanında durduğu için kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Ankara için, daha sonra da ülkemiz için önemli bir başarıyı konuşuyoruz bu akşam sizlerle birlikte, gurur verici. Ve hemen projenin önemli uygulaması, geri dönüşünü konuşuyorduk müzik aramızdan önce. 2016-2018 yılları arasındaki 3 proje ile birlikte Avrupa ülkelerine gidildi ve sonrasında neler oldu konusunu konuştuk. Öğrenci boyutunu Sayın Yeter Akbıyık'tan öğrendik ve öğretmen boyutunu da öğrenmek üzere mikrofonu Sayın Naciye Ağcı'ya bırakıyorum. Buyurun lütfen. Tekrar teşekkürler Esra Hanım. Projelerimizin içeriği dine göre öğretmenlerimize, bizlere katkısı değişiyor. Ama ortak olan bazı konular var ki Avrupa vatandaşı olma duygusu, ön yargıların giderme, kendini geliştirme, hem kendini geliştirirken hem de farklı kültürleri öğrenme gibi. Bunun yanında da farklı öğretim yöntem ve teknikleri deneyimleme şansımız oluyor ve bunları kendi derslerimizde uygulama şansımız oluyor. Örneğin Radvan projesinde kullandığınız bir zihin haritası metodu var. Biz bunu derslerimizde örnek olarak uyguluyoruz, video çekiyoruz, bunun bir ders planını hazırlıyoruz ve bu örnek zihin haritasını yurt dışında ortaklarımıza sunuyoruz ve onlara biz bu örneğin fen bilgisi dersinde bu çalışmayı zihin haritası oluşturarak bu şekilde anlatıyoruz öğrencilerimize. Bu dersi bu şekilde onlara sunuyoruz. Öğrenci merkezli bir eğitim vermeye çalıştığımızı onlara ifade ediyoruz. Onlar da benzer kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerini bizimle paylaşıyorlar. Yine bir video çekimi yapıyorlar. Ders planları oluşturuyorlar ve onların o çalışmalarını da kendi okulumuza getiriyoruz ve öğretmen arkadaşlarımıza sunuyoruz. Bu şekilde bir bilgi alışverişi yapıyoruz. Farklı eğitim öğretim sistemlerini görüyoruz ve dediğim gibi bize uygun olan kısımlarını kendimize aktarıyoruz. Bizim ortak olarak bizden alabilecekleri verileri de onlar almış oluyorlar. Biraz önceki Barışçıl Okullar projemizde kriz yönetiminden bahsetti Yeter öğretmenimiz. Bu konu Türkiye eğitim sisteminde kriz yönetimi diye bir olgu var ve her okulda bu çalışma yapılıyor. Ama Avrupa'daki okullarda kriz yönetimi diye bir planlama yok. Ve biz bu alandaki kendi tecrübelerimizi İLSU'larla birlikte İngiltere'de sunacağız. Kolaylıklar diliyorum şimdiden. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ve hemen veli boyutunu ele almak istiyorum. Sözü Sayın Yeter Akbıyık öğretmeninize bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Veliler bizim olmazsa olmaz en önemli paydaşlarımızdan biri. Veli okulda olmazsa ve okul desteklemezse güçlü okullar, güçlü projeler çıkmaz aslında. Biz bu projelerle Atatürk Ortaokulu'nda bir güzel atmosferi daha yakaladık. Veli okula proje çalışmaları için geliyor ve projelerle ilgili yapılacak çalışmalarda gönüllü olarak şunu yapacağım, bunu yapacağım, yani öneri veliden geliyor. Şu anda bizim okula veli akışı projeler odasını oluyor bu aralar. Bu çok büyük bir keyif. Biz çok keyifleniyoruz. Şimdi okulda yapılan çalışmalar çocuk dostuysa, çocuğa yönelikse, çocuğu destekliyorsa ve çocuğa kazanımı varsa
Velilerimiz artık bunun çok farkında, çok bilincinde. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Projelerimizin veli seminerlerine katılım çok güzel. Projelerimizin veli uygulamalarına katılım çok güzel ve destekli. Radvan Kültürel Miras Projesi kapsamında 20 Kasım'da yurt dışından ekip gelecek buraya. Benim velilerim ikramından tutun ağırlanmasına, ne yapacaklarından tutun çocukları eve almaya kadar her şeye o kadar güzel katkı sundular ki, dinleyen tüm kocaman yüreklere ben teşekkür ediyorum, gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımız bunu hak ediyor. Çocuklarımızın hak ettiği çalışmaları yapıyoruz. Biz çocuklarımızı okul kültürü olarak yetiştirmiyoruz. Okul, aile çok ciddi bir dayanışma içinde olmalı. Bu desteği okulumuza kazandırdık diye düşünüyorum. Daha güçlü destekler olacak. Çünkü veliler katkı sundukça biz güçlüyüz. Biz güçlüysek okulumuz güçlü. Okulumuz güçlüyse Ankara güçlü. Ankara güçlüyse Türkiye güçlü. Kelebek etkisi. Evet. Biz o etkili evet. Projelerle çok başlattık güzel. Diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel bir proje. Ve ben burada bir başarı var ve bu başarı birilerinin diğerinin önüne geçmesiyle ilgili değil. Bu başarı ekip işi ve işbirliği var. Burada tabii veliler, eğitimciler olarak sizler, öğretmenlerimiz, müdürümüz, müdür yardımcısı, siz, öğrencilerimiz hep işbirliği halindesiniz. Ve bu ekip Avrupa ülkelerine gidince daha da büyüyor. Uzun soluklu bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ben hemen sözü Sayın Okan Yakışan'a vermek istiyorum. Çünkü kurumunuza yani okulumuza katkısı nasıl? Atatürk Ortaokulu internette bir araştırma yaptığınız zaman prestijli bir okul. Kayıtlarda bunu velilerimiz kendisi bize söylüyor. Neden Atatürk Ortaokulu? Neden adresinizi buraya taşıdınız diye sorduğumuzda Atatürk Ortaokulu'nun prestijli bir okul olduğunu beyan ettiler. Ve birçok şeyi göze alarak bizim bölgemize taşınıyor. Kişi kendi evini kiraya verip bizim kayıt bölgemizdeki bir eve yerleşerek okuluna, çocuğunun okulunu Atatürk Ortaokulu olmasını istiyor. Son zamanlarda projede bunda çok büyük etkisi oldu. Hocam duyduk projeniz varmış. Bizim öğrencimiz de buna katılabilir mi? Hatta bazı velilerimiz şunu da söylüyor. Biz de yer almak istiyoruz. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ne gibi katkıda bulunabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bizi de götürseniz özellikle. Bizi de götürseniz işte gibi. Sadece bu da değil. Diğer okullarda öğretmenlerimizle paylaşımda bulunuyor. Birkaç kere isim vermek istemiyorum. Bazı okullardan arandık. Bize işte... Bu konuda destek sunar mısınız? Naci Hanım'la görüşebilir miyiz? Yeter Hanım'la görüşebilir miyiz? Şu konuda takıldık diye. Yan okulumuzda bu sayede bir proje geçirdi bu arada. Bununla ilgili olarak. Diğer okullara da model olabilme, örnek olabilme belki bu anlamda değil mi? Projelerin evet, getirilerinden birisi. Diğer okullara da model olduk. Projelerini... Yazarken ki süreçte de yardımcı olduk. Yani siz bu projeyi neden yapıyorsunuz? Size katkısı ne? Öğrenciye katkısı ne? Bunları soru cevap şeklinde. Yani projeyi olgun yapmışlar ama bunu olgunlaştırmak da önemli. Tabii. Çünkü yarar çok önemli. Projelerin kabul edilebilme standartları var. Standartların da dışında. Yani tam standartlar var ama bu projenin yararı. Evet. Yani... En önemli kısım bize, o. Çünkü eğitimden bahsediyoruz. Biz projeleri yazarken bize sorulan sorulardan biri de buydu. Katkı ne? Sizin cevabınız ne oldu? Biz çok hazırdık. Çok beğenildi. Hatta onların da üzerinde şeyler söyledik. Fikirler söyledik. Fikirlerimizi beyan ettik. Siz zaten olmuşsunuz denildi. Hatta projelerin bütçelerini artırma yoluna gitmek istediler. Dediler ki siz bununla çok daha büyük projeler yapabilirsiniz. Atatürk Ortaokulu gerçekten şu anda projeci. Sadece eskiden bir SBS vardı, TEOK vardı. Onun anılan bir okuldu. Yeni mahalle deyince Atatürk Ortaokulu geliyordu. Hani ortaokul olarak, evet. İlk öğretim olarak da aynı şekilde. Şimdi projeler değil de anılan bir okul haline geldi. Bu da bizi mutlu ediyor.
çok da önemli bir konu. Dolayısıyla sadece bir dediğiniz gibi sınavlardaki başarılarıyla anılan bir ortaokul değil, aynı zamanda Avrupa'ya açılan bir ortaokuldan bahsediyoruz. Evet, bu da ülkemiz açısından da önemli, Ankara açısından da önemli. Buyurun. Öğretmenler tayinleri zamanında da yani hani okul hakkında bilgi almak için arıyorlar. Birçok soru soruluyor ama projeniz var mı sorusu da çok enteresan. Yani çalışmak istiyoruz. Varsa özellikle tercih etmek istiyoruz. Daha yukarıdaki tercihlerimizi almak istiyoruz şeklinde de talepler oluyor. Bu çok güzel bir şey. Bunun da devamı gelecek diye düşünüyorum ve buradan da devamının olacağını sizlerle birlikte öğreniyoruz. Benim şimdi merak ettiğim bir konu var. Sizler elbette ki İlsucuğum bu soruyu sen inşallah İngiltere'ye gittikten sonra sana soracağım. Unutamadığınız sizler bu projede yurt dışına gittiniz Avrupa'ya, Avrupa ülkelerine. Neler var unutamadığınız anılar? Bizlerle, dinleyicilerimizle paylaşacağınız, şu anda aklınıza gelen var mı unutamadığınız? Siz bunu söyleyince beni çok etkileyen hemen bir şey oldu. Ben 14 yıl rehberlik ve araştırma merkezinde yöneticilik yaptım ve engelli bireylerle çalıştım. Ve birkaç projeyi de onlarla yürüttüm. İngiltere, İtalya hareketliliklerinde özellikle İtalya'da engellilere yönelik bir okul ziyareti yaptık. Zihinsel engelli çocuklar. İçeriye girdim. Kapıdan İtalyanca değil İngilizce konuşarak bizleri karşılayan zihinsel engelli çocukları görmek beni şok etmişti. O kadar etkilendim ki çocuklara kazanımları o kadar güzel veriyorlar ki. İşte bu dedim, öğrenme güçlüğü projesi de aslında bu amaca yönelik bir proje. Çocuklara bir şekilde öğrenme ve öğretme yollarını buluyorsunuz. Ben bunu hiç unutamadım o görüntüyü. Yani hem bizim dilimizde hem İngilizce hem de kendi dillerinde bizi ağırlamaları hala beni çok etkiler, tüylerimi diken diken ediyor. Çok duygulandıran bir anı. Evet. Bence çok da güzel ve bu projelerin amacına da ulaştığını gösteriyor. Ne kadar doğru bir yoldayız sizlerle birlikte. Öncelikle elbette sizler doğru işi yaptığınızı da geri dönüşü bu şekilde olunca anlıyoruz. Peki sizin aklınıza geldi mi? Yeter Hanım bu anlamda kurtardı sizi. Benzer bir durum biz de yaşadık. Polonya'ya gittiğimiz zaman her ülkenin dilinde bir merhaba yazısı vardı. Bu da benim çok hoşuma gitti. Yani Türkçe ilk toplantı, ilk kez bu insanlarla biz şöyle başlayayım. Yazışıyoruz, mailleşiyoruz, ortak bir çalışma platformu var. Ben oraya üyeyim hocalarımla birlikte. Orada birbirimizi tanıyoruz, deneyimlerimizi söylüyoruz. Bu çalışmalarda neler yapabileceğimizi orada paylaşıyoruz ve ona göre birbirimizi projelerimize kabul ediyoruz. O şekilde tanışıyoruz ama yüz yüze gelmek çok apayrı bir şey. Yazıştığınız, görüştüğünüz ve birbirinize güvenerek ortak bir projeye imza atıp Mart sonunda başvuru yapıyorsunuz. Yaz döneminde sonuçlanıyor. Eylül, Ekim gibi planlamalar başlıyor ve yüz yüze geliyorsunuz. Böyle birbirinize bakıyorsunuz. Acaba Monika hangisi? Ute, evet sen herhalde. yani şeklinde dediğim gibi yani o insanlar yüz yüze gelmek ve sıcak bir karşılama en güzeliydi. Ve dediğim gibi kendi dilimde bir merhabayı orada gördüğümde çok hoşuma gitti. Bu en önemli şey saygı. Ve en güzel şey de ön yargıların olmayışıydı. Çok güzel ve sosyalleşme ortamı aynı zamanda farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve çok gerçekten güzel. Sadece eğitim alanında paylaşım değil, kültürler de paylaşılıyor. Oradaki yaşam tarzını da öğrenecek öğrenci arkadaşlarımız. Ve ben hemen Okan Bey size yeterince vakit ayırdığımı düşünüyorum. Artık anıyı hatırladınız mı? çok fazla var da hangisi beni daha çok etkiledi evet. diye düşünüyorum. Danimarka'nın müdürüyle Kim'le yaptığımız bir konuşma. Bu arada hep de Kim diye aramızda konuşurken o da sürekli bakıyordu. Türkçe'de hani Kim söyledi, Kim yaptı derken sürekli bize bakıyordu. Tabii who anlamında olduğunu söylediğimizde çok gülmüştü ama beni etkileyen orada Danimarka'daki eğitim sistemi üzerine mutlaka konuşuyorum. Yani siz burada ne yapıyorsunuz, hangi okullar var, nasıl bir süreçten geçiyor. Yani konu ne olursa olsun, hani projemizin konusu ama sonuçta bir
idareci olarak merak ediyorum. Eğitimin pahalı bir süreç olduğunu ve orada zorunlu eğitim 9 yıl olduğunu, bir an önce meslek sahibi olmaları gerektiği yönünde bir ifade kullanmıştı. Çok garibime gitmişti. Ve öğretmen alım süreçleri olsun, idari süreci olsun, bir sürü paylaşımımız oldu. Çok uzun, çok hani girmek istemiyorum ama bu beni çok etkilemişti. Danimarka. Evet. Çok da... Ve şey diyoruz, hani çok zengin bir ülke ama eğitimi çok pahalı buluyor. Ve bir an önce meslek edindirmesi yönünde bir ifade kullanması. İlginç gelmişti. Şaşırtıcı, ben de açıkçası şaşırdım. Peki İlsu, sizin hazırlıklarınız nasıl? Şu anda evde nasıl bir hazırlık var? Sen nasıl hazırlanıyorsun? Şöyle başlayayım. İlk önce annem birazcık tedirgindi aslında. Beni nasıl gönderecek? Çünkü yani daha önce uçağa binmiştim ama ilk defa binecektim. Hani daha önce şehir dışına çıkmıştım ama ilk defa ülke dışına çıkacaktım kendi başıma. Biraz tedirgindi. Ondan sonra Yeter Hocam ve Okun Hocam, Menaci Hocam bir konferans düzenledi velilerle ilgili. Eve geldiğinde, tamam ben seni gönderebilirim. Bir anda ne oldu acaba? Şaşırdın mı? Şaşırdım. Hipnoz yaptık velileri. biraz da onların bize gelmesinden, Türkiye'ye gelmelerinden bahsetti. Annem de şey demişti, bize gelsinler. Biz de onları misafir edelim. Bizim de kültürümüzü öğrensinler. Biz de onların kültürlerini öğrenelim demişti. Hani bu kadar hızlı bir tepki vereceğini ben de tahmin etmiyordum. Ben de zaten çok heyecanlıydım. Şimdi onların gelmesi için bir pano hazırlığımız var. Onları karşılama töreni hazırlığımız var. Biz okulda şiddeti önleme ve daha barışçıl okullar sağlama kapsamında panolar hazırlıyoruz şu an. Bizim grubumuz da bir pano hazırlıyor. Konferanslarda ve görüşmelerde fikirlerimizi resim öğretmenlerimize sunuyoruz. Onlar da bize geri dönüşlü olarak istişare yapıyoruz. Yani onlar bizim bilgilerimizi öğreniyorlar ve bize fikirler öne sürüyorlar. Ve aynı zamanda bizim yurt dışına çıkışlarımız olacak. Onun için de İngilizce yeterliliğimizi arttırma açısından kurslar düzenliyor Yeter Hocam. Yakında çok başlayacak. Her perşembe bir İngilizce yeterliliği kursu olacak okulda. Hem bizim İngilizcemizi arttırma, orada kendimizi daha iyi ifade edebilme açısından çok önemli. Çok heyecanlıyım gerçekten. Zaten sen anlatırken ben heyecanlandım. Ben heyecanlandım. Çok da güzel bir proje ve sen İngiltere'ye gideceksin. Bakalım neler yaşayacaksın. Dönünce inşallah, ben merak ediyorum şahsen. Eminim öğretmenlerim de, hocalarımız da merak ediyorlar. Sizler de gideceksiniz, evet, projeyle. Hı. Peki şimdi 24 öğrencimiz şu anda Avrupa ülkelerine. 21 öğretmen gidecek. 21 öğretmen. Öğrencilerimizin başında öğretmenlerimiz tabii, oluyorlar. Tabii, tabii. Sizler, onlar bir evde kalıyorlar. Sizler otelde kalıyoruz biz. Ama takip devam ediyor. Tabii, tabii. Evet, bu da projenin önemli detaylarından. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi İrem Derici'yi dinleyeceğiz. Tek taş, daha sonra sizler hiçbir yere ayrılmayın. Bizler burada olacağız. Sönüyor.
Sevgili dinleyenlerimiz, Kent Radyo Ankara'da Şehrin Gecesi kuşağında Ankara'nın içinden programının yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken bu akşam canlı yayında stüdyo konuklarım Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında projeden sorumlu müdür yardımcımız Sayın Okan Yakışan, yine projelerinden yurt dışı organizasyonundan sorumlu bilişim teknolojileri öğretmeni Sayın Naciye Ağacı, Avrupa Birliği Erasmus Plus projeleri okul uygulamaları sorumlusu ve psikolojik danışman Sayın Yeter Akbıyık ve bu proje kapsamında bu yıl İngiltere'ye gidecek olan öğrencimiz İlsu Öykü Ogandı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve sizlere veda etmeden önce stüdyo konuklarımın veda cümlelerini duymak üzere ilk önce mikrofonu İlsu'ya bırakıyorum. Veda ederken neler söyleyeceksin İlsu'cum? Evet. Tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle sizlere ve okuluma, öğretmenlerime, bize bu imkanı sağlayabilen, projelerde görev alan tüm öğretmenlerimize de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar sayesinde ufkumuz gelişiyor, bakış açılarımız artıyor. Hayata ve olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenebiliyoruz. Bu yüzden herkese tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Ve ailene teşekkür ediyorsun. Evet. Teşekkür ediyoruz ve hemen Naciye Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Esra Hanım, size ve TRT Kent Radyo Ankara ekibine teşekkür ediyorum. Bize burada kendinizi tanıtma ve bu çalışmalarımızı sizlerle ve tüm Türkiye ile paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Sonrasında okul yönetimim ve buradaki güzel okul ekibime teşekkür ediyorum. Ve sesimi duyan diğer ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da kendimizi, ülkemizi, kurumumuzu yurt dışında temsil etmeye ve kendi değerlerimizi sunarak onların değerlerini de kendi ülkemize getirip daha olumlu bir ortam ve daha güzel bir paylaşımlar olmasını sağlayacağız diyorum. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz ve hemen Sayın Yeter Akbıyık, siz dinleyicilerimize veda ederken neler söyleyeceksiniz? Öncelikle projelerimizin sesi olduğunuz için size ve kurumunuza çok teşekkür ediyoruz. Ben gücümüze güç kattığınızı düşünüyorum bu programla beraber. Projelerimiz, çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okulumuz açısından güç. Bu gücü daha güçlendirecek şöyle bir bakış açımız var. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Biz değerleri olan, biz kıymet, kadir bilen, biz kökümüze çok sahip olan bir ülkeyiz. Gittiğimiz ülkelerde değerleri almaktan, evet değerleri almak önceliğimiz ama kendimizi orada tanıtmak, Türkiye, evet. Türk kültürü ve bizi yansıtmak birincil önceliğimiz. Biz güçlüyüz, güçlü bir ülkeyiz. Gücümüze güç katacak uygulamaları almak için gidiyoruz ve o uygulamaların bize, değerimizi, içimize sinenleri gerçekleştiriyoruz. Alıyor. Ve bunu gerçekleştirirken de bizi destekleyen kocaman bir okul ekibimiz var. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. En büyük alkış okul ekibime. Sağ olun. Size en büyük alkış sizlere ve son olarak Sayın Okan Yakışan, çok az vaktimiz kaldı. Veda ederken neler söyleyeceksiniz? Çok az vaktimiz kaldı derken. Bana yardımcı olmanız. Şöyle kısa kesinlikle her gibi. Evet, öncelikle Mustafa Bey de okul müdürümüz sizlere çok teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Yurt dışından dönerken ki bir duygumu söyleyerek kapatmak istiyorum. Öğrencilerimiz olsun, öğretmenlerimiz olsun. Evet, çok güzel yerler gördük. Kültürler gördük. Merak ettik. Belki gözümüzde büyüttük. Ama dönerken şunu hepimizden, bütün birçok öğretmenimden ve öğrencimizden de duyduk. Ne olursa olsun vatanımızı özlediğimizi hissettik. Evet. Bu çok önemli bir duygu. Kesinlikle. İstanbul'a inmek ya da Ankara'ya indiğimiz zaman özlediğimizi fark ettik. İşte bu vatan sevgisidir. Bunu verebildiysek çok ne mutlu bize diyerek arkadaşlarıma, evet, çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve sevgili dinleyenlerimiz, program yapımında Ahmet Fatih Hogan, teknik yönetimde Ali Sami Halıcı ve mikrofonda bendeniz Esra Ömeroğlu. Sizlere veda ederken hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli günler ve ömürler diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça ve sağlıkla kalın.